üniversiteden bir öğretim görevlisi ve yanında bir psikolog bayan. Ve bir kameraman. Böyle çok yaşlı görünüyorsun. Başında örtü olmasa daha güzel görünürsün. Zaten okula bu şekilde giremezsin. Başını aç, açman gerekiyor. Eğer maddi imkanlarında zorlanıyorsan, sana biz destek oluruz, burs veririz diyorlar. Bu odalara giren pek çok kişi bunu fark etmiş. İsminin karşısında T, büyük harfle T işareti. Ha, bu hani birçok şey tevil edilebilir, biz bunu hep söyledik. Hani türbanlı demiş olabilir, tesettürlü demiş olabilir, tehlikeli demiş olabilir, terörist olabilir ama T işaretleriyle bir işaret koymuş. İkna odalarının ana fikri aslında meydanda engelleyemedikleri başörtüsü talebini tek başına, bireyleri tek başına psikolojik olarak yıldırarak vazgeçirmek. Ana fikri budur. O yüzden de buna belki sadece ikna odaları demek doğru değil. Psikolojik bir işkence yöntemi olarak ikna odaları demek gerekir. Diğer fakültelerde ya da Anadolu'da buradaki uygulamadan esinlenerek pek çok uygulama yapılır. Ama bu uygulama fikir olarak hem üniversitelerde hem lise kademesinde pek çok yerde, belki bazen iş yerlerinde kişileri tek başına bir odaya alarak vazgeçirmeye çalışma çabası anlamında pek çok yerde uygulandı.